Merhaba sevgili gençler. Şimdi bu videomuzda birlikte küreyi gömeceğiz arkadaşlarım. Artık şu kanala abone de olmaya başlayın be dostlar. Hani şöyle izleyip izleyip gitmeyin be kardeşlerim. Yani her videoya bakıyorum, abone olmayanların izlenme oranı %90, abone olanların izlenme oranı %10. Yani demek ki abone olmadan izliyorsunuz kardeşlerim. Hani biraz siz de abone olun da biz de gaza gelelim. Videoların devamları falan da gelsin yani. Daha güzel anlatalım. Ne bileyim bir şeyler yapalım işte. Hadi bakalım. Kürenin ilk köşe taşı. Şimdi kürenin yüzey alanı nedir diye soruyor. Formül bilme sorusu dostum. 4 pi r karedir kürenin alanı. R yerine 3 yazarsan 9 olur burası. 36 pi gelir. Geldik şuna. Yarım küre tüm şekilde verilen... Yukarıda verilen şeklin tüm yüzeyinin alanı kaçtır diye soruyor. Yarım küre bir kere dostlarım. Şimdi tam küre neydi? 4 pi r kare. Yarım küre dediği için bölü 2 yapacağız. Hadi r yerine de 4 yazalım. 16 oldu. 64 bölü 2'den 32 pi. Ama hemen zıplamayın 32'ye. Şimdi bunun biz sadece şu oval kısmını bulduk dostlar. Bir de şu altta dairesi var ya. Artı bir de dairenin alanını bulacaksınız. Tamam mıdır dostlarım? O da ne olacak? Pi r kareden 16 pi de oradan geldi. İşte 48 pi'dir sorunun cevabı dedik. 3'e bakalım. O noktasında 6 santim uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu cismin hacmi. Dostum bir O noktası düşünelim. Şöyle 6 santim uzaklıktaki bak bu 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Böyle birkaç tanesini gösterdim. Şimdi bunları birleştirdiğimde şöyle bir daire çıkacak. Tabi bu şimdi şöyle de gidebilir, böyle gelebilir 6 santim uzaklıktakiler. O zaman bir de şöyle bir ovalde böyle çizelim. Bakın küre çıktığını fark edin arkadaşlarım. Bir küre çıkıyor dostlarım. Bunu biz düzlemde yaptığımızda yani re karede yaptığımızda daire çıkıyordur. Re küpte de küre çıktığını görün. Yarı çapı 6 santim olan kürenin hacmini mi istiyor bizden? Hacim neydi? 4 bölü 3 pi re küp. 6'nın küpü. 6'nın küpü 36 çarpı 6'dır. Şu gitti, şu gitti. 2, 72. 72 çarpı 4 dostlarım. 288 pi. Yarım küre biçimindeki bir kekin bir kısmı kesilip alındığında bilmem nelik parça kalmıştır. Diktir diyor. Buna göre AO yarı çapımız nedir diye soruyor bize dostlarım. Şimdi hacmini söylemiş. Şimdi burada ne var dostlar? Bir yarım kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp ya. Bunun yarısı. Tüm kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Yarısını aldım. Şimdi yarım küreyi buldum. Bunun da dostum bak yarım kürenin de görün şöyle yarısını kesip almış değil mi dostlar? Şöyle yarım kürenin de yarısını kesip almış. 90 derecelik parçasını mı kesip almış dostlar? Yok. Bu çeyrek parçasını kesip almış değil mi? Yarım kürenin 90 derecelik dilimini kesip almış bu. Şimdi yarım küreye şöyle üstten baktığınızda bir dairedir. Şöyle bir de oval kısmı var. Bizim bundan dörtte birini şu kısmı almış arkadaşlarım. Şu kısmı yok etmiş. O zaman üçte biri kalmış geriye. Üçte biri demek de pardon dörtte üçü kalmış geriye. Yani 4 bölü 3'ü ile de çarptığımızda işte bu 27 pi bölü 2'ye eşitmiş dostlarım. Buradan da R'yi bulacağız şimdi dostlar. R'yi mi soruyormuş bize? R kaçtır? R yerine 3 geliyormuş dostlarım. Ben çok uzatmıyorum. R 3 imiş. Evet. Geçelim şimdi bir sonraki köşe taşına. Bakalım burada ne diyor? Yarı çapı 3 küre silindirin içine teğet olacak biçimde yerleştirilmiş. Silindirin hacminin kürenin hacmine oranı. Dostum burada söylemek istediği şey silindirin de yarı çapının 3 olduğunu görmen. Bakın teğet olduğu için şuralarda 3, 3 santimdir ki silindirin yüksekliği de 6 olduğunu görmenizi istiyor dostlarım. Şimdi silindirin hacmi taban alanı pi r kareden 9 çarpı yükseklik 6 bölü kürenin hacmi. 4 bölü 3 pi r küp yani 3'ün küpü 27. Şimdi şununla şu gitsin 9. 9'la da bu 9 gitsin.
Pi'leri de silelim. 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 çıktı dostum. Hacmi 216 olan bir küpün. Küpün hacmi neydi? A küp. 216 ise neyin küpü 216'dır? 6'nın. Bir kenara 6. İçine yerleştirilebilecek en büyük kürenin hacmi. Dostum yine içine yerleştirilebilecek en büyük küre tam şu kenarlarına teğet olan. Şimdi küpün bir kenarı 6 ise kürenin çapı da 6, yarıçapı 3 olan küreden bahsediyor bize dostum. Bu kürenin hacmi. Nedir kürenin hacmi? 4 bölü 3 pi r küp, 3'ün küpü. Şu küp gitsin, şurada kare kalsın. 9, 9 kere 4'te 36 pi çıktı sorunun cevabı. Şekildeki dikdörtgenler prizması biçimindeki ağzı açık bir kutunun içine 4 özdeş toplar birbirine ve yan yüzeylere teğet. Her birinin yarı çapı 10 santim olup her bir topun 4 santim yüksekliği üst kısmı kutunun dışında kalmış. Kutunun hacmi nedir? Şimdi şöyle bir top var. Topun şu üstten 4 santimlik dış kısmı dışarıda kalmış. O zaman çapı mıydı? Kaçtı? Yarı çapı 10'du. Çapı 20 yapar. 16 santim de şuradan aşağıya inen dikliktir. Şurası 16. Şimdi bu topların yan yana gelen şu yarı çapları, şurada bir yarı çapımız var ya dostum. Şurası yarı çapımız 10, 10. Bir tane de yanında var hemen şöyle teğet olan bir top da buradan geliyor. Bununki de 10, 10'dan 20. Yani 40 çıktı. Şuranın uzunluğu 40. Ne kaldı bir tek? Şurası kaldı dostlarım. Şurayı da söyleyelim. Yine bu topun çapı 20. Bu topun da çapı 20. 40 da buradan geldi. Şimdi hacmini bulalım kutunun. Taban alanı 40 çarpı 40'tan 16 çift 0. Yüksekliği de çarpı 16. 256 çift 0 geldi dostlarım. Evet. Geçtik 3. köşe taşına. Çapı 6 köküç olan yarım daire. Çapı etrafında 360 derece döndürülüyor. Hemen simetriğini alıyorduk. Dönme hareketi de yaparsak şuralara küre oluştuğunu gördük dostlarım. Ve yarıçapı da neymiş bu kürenin? 3 köküçmüş dostlar. Bize de cismin hacmi. Kürenin hacmini soruyor. 4 bölü 3 pi 3 köküçün küpü. Yani 3 köküç çarpı 3 köküç çarpı 3 köküç. Şimdi şu 3 ile şu gitsin. Köküçle köküçün çarpımı 3. Bu 3 ile çarptım 9. Bu 3 ile çarptım 27. Bir de 4 ile çarptım 27'yi 108. Pi bir de köküç var arkadaşlarım. Cevap Ceyhan. Yarı çapı 3 santim olan çeyrek dairenin içinden bir kenarı 2 birim olan kare kesilip çıkarılıyor. Ardından elde edilen cisim OA etrafında 360 derece döndü. Elde edilen cismin hacmi nedir? Bakın şurayı çıkaralım. Bir kenarı 2 santim olan kare var ya. Şurayı çıkartmış olalım dostlarım. Şimdi neyin etrafında döndürülüyor? OA. Hemen OA'ya göre simetrisini alıyorsunuz. Tabii şurada da şöyle bir kare çıkmış oluyor dostlarım. Şurada bir dönel hareket yapıyor. Yani bir silindir çıkıyor aslında kardeşlerim. Yarıçapı 2 birim olan, yüksekliği de 2 birim olan bir silindiri çıkarıyoruz. Yarım küreden tabii ki. Yarım kürenin hacmini bulalım. 4 bölü 3 pi r küp yani 3'ün küpü. Yarım dediği için 1 bölü 2 ile çarptım. Eksi silindirin hacmi. Taban alanı pi r kare. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı yükseklik de 2. Hadi toparlayalım. Şu gitsin. Şurada kare kaldı. 9 oldu yani. Şu gitti, şu gitti 2. 9 kere 2 18 pi'den 8 pi çıkacak arkadaşlarım ve Denizli gelecek. Hemen yandayız şimdi. Şuna bakalım. Yarıçap 6 birim olan yarım daire biçimdeki bir kartonun içinden ABC ikizkenardaki üçgeni biçimdeki bir parça kesiliyor. Son durumda çap üzerinde üstte ve altta kalan uzunluklar sırasıyla 2 ve 4 oluyormuş dostlarım. Şurası 2, şurası 4. Biz şunu şöyle bir tamamlarsak yarı çapı 6'ydı. Yani çapımız 12. 6'sı burada. Şuraya da 6 kaldı dostlarım. Buna göre elde edilen KL
etrafında 180 derece döndürülüyor. Şimdi bunu buradan kale etrafında 180 derece döndürürsek önce bir simetrisini alalım. Şuraya gelecek. Bir küre oluşacak ama içinde şöyle bir boşluk olan bir küre. Şuradaki şu adam döndükçe şurada iki tane koni boşa çıkacak arkadaşlarım. Şurası boş. Şuradaki koniler boş olacak. Ve burası 6 iken 3, 3 muhteşem üçlüden bu da 3'tür diyelim. Şimdi yapacağımız şey bir kere kürenin hacminden hemen kürenin hacmi yarıçapı 6 olduğu için 4 bölü 3 pi re küp olacak. 6'nın küpü yani. Evet dostlar, şimdi bir öğrencim geldiği için videoyu bir durdurdum. Ne yaptığımızı da unuttum. Bir daireyi döndürüyorduk. Döndürdüğümüzde 360 derece döndürüyoruz tabii ki ama bize 180'i soruyor. Önce 360'ı bir döndürelim. 6'nın küpü 216 yapar. 3'e bölersek 72. 72 çarpı 4'ten de 4 kere 2 8, 4 kere 7 28. 288 pi gelir. Buradan bir 288 pi'lik küre geldi. Tabii bu tam dönerse bunun yarısı olacağı için 144 pi'dir şimdi bizim küremiz. Şurası boş. Bu boşlukta da ne vardı? İki tane koni. Üstteki koninin hacmini bulalım. Taban alanı pi re kareden 9 pi çarpı yükseklik 3 bölü 3. Bu 9 pi üstteki koninin hacmi. 180 döndüğü için yarısını alacağım. 9 pi bölü 2 olacak. 2 tane olduğu için bundan 2 ile çarpacağım. 9 pi olacak. Yani 9 pi'yi çıkartacağız. Çıkartalım. 135 pi mi geliyor dostlarım cevabımız? Evet. Adana geldi cevabım. Dördüncü köşe taşındayız dostlarım. Bir küre merkezinden 5 santim uzaklıkta. Bakın küre burada. Merkezi burada. 5 santim uzaklıktan bir düzlemle kesilince şurada da tabii ki bir ara kesit oluşuyor. Şu ara kesit dairesi oluşuyor. Ara kesitin alanı 144'müş dostlarım. Yani dairenin alanı pi re kare 144 pi'ymiş. R 12. Bu ara kesit dairesinin yarıçapı 12. Kürenin yarıçapı 5 12'den 13 çıktı deriz. Şekildeki kürede OL 17 17. Kürenin yarıçapı 17. Merkezinden 15 santim uzaklıkta kesiliyormuş. 8 15 17 geldi. Olduğuna göre tepe noktası O olan koninin hacmini soruyor. Şuradaki koninin taban alanı pi re kareden 64 pi çarpı yükseklik 15 bölü 3 diyecektik arkadaşlarım. 5 çarpı 64 bir 320 yapıyor galiba lan. 2 Ceyhan'mış, tamam. Yarıçapı 4 santim olan bir küre düzlemle kesiliyor. Buna göre oluşan ara kesitin alanı en çok kaçtır diye soruyor. Şimdi bir küremiz var arkadaşlarım. Şöyle bir küreyi gösterelim. Yarıçapı 4 santim. Bir düzlemle kestiğimizde bunu tam ortasından kesersem ara kesit en büyük olur. Çünkü benim çap dediğim şey en uzun kirişti, değil mi dostlarım? Peki bunun alanını soruyor bize. Pi re kareden 16 pi geldi. Yarım küre biçimindeki bir cam kabın yerden yüksekliği 50 santimdir. Bu kaba bir miktar su konulda su yüzeyinde oluşan dairenin alanı 900 pi. Bakın şuradaki ara kesitin alanı pi re kare 900 pi'miş. Pi'ler gitti. R eşittir 30 çıktı. Şurası 30. Yarıçapı 30 olan bir zamazingodur bu. Şimdi bunun da şöyle yüksekliği şuradan aşağı inen diklik 50'ymiş. Yani yarıçapı 50'ymiş. Şurası da 50. 30, 50 ise 3, 4, 5'ten 40. Şuraya 10 kaldı. Daha sonra kaba bir miktar daha su eklenince su yüzeyinin alanı 1600 oluyor. O zaman 40 oluyor arkadaşlarım yarıçapı. Eklenen su sonrası kapta bulunan su yüksekliği ne kadar artmıştır diye soruyor. Şimdi şöyle biraz daha ekledik. Kabın yüksekliği buraya geldi. Şurası oldu kabın yüksekliği. Su sonrası üstü 1600 oldu şuradaki dairenin alanı. Yani yarıçapı 40 geldi şuranın. Yarıçapı 40. Kürenin yarıçapı 50 ise şurası da 30 çıktı dostlarım. Şuraya kadar 40'tı. 10 santimlik bir yüksek artış oldu. Su yüksekliği kaç santim artmıştır? 10 santimlik bir artış yaşadık.
Evet, beşinci köşe taşımız. O merkezli kürenin yarıçapı 5 santimdir. Tamam. Kürenin yarıçapı 5 ise şurası 5. Yarıçapı 3 santim olan silindir yerleştirilmiş. Şurası 3. Demek ki burası 4. Buradan aşağı indirdiğimde 4. Silindirin hacmini soruyor bize. Taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yükseklik 72 pi. Yarıçapı 13 olan küren içine yüksekliği 24 santim olan bir dik silindir yerleştiriyor. Buna göre silindirin hacmi en çok kaç santimetre küptür? Şimdi bir küre var. Yüksekliği 24 olacakmış bu kürenin. İçine koyduğumuz silindirin, şöyle gösterelim, yüksekliği 24. Yarıçapı 13'müş bu keratanın. Şuradan dik indirdim. 12, 12 diye böldü. 5, 12, 13. Bak demek ki silindirin yarıçapı 5 olacak. Silindirin hacmi taban alanı pi r kareden 25 pi çarpı yükseklik 24. 25 çarpı 24. Ceyhan'mış arkadaşlar. Yarıçapı 13 santim olan içine 10 santim silindirler. Verilenlere göre silindirlerin hacimleri toplamı. Şimdi dostum şurası 13'müş. Hemen şuradan dik indirdik. 5 dedik. 5, 12, 13'ten 12. Bakın bunun çapı 12 ise yarıçapı 6. Yüksekliği de 10. Silindirin hacmi taban alanı 6'nın karesi 36 pi çarpı yükseklik 10. 2 tane var bundan çarpı 2. 720 pi yapar. Yarıçapı 15 santim olan kürenin içine yarıçapı 9 santim olan en büyük hacimli dik silindir yerleştiriliyor. Şimdi yarıçapı 15 olan kürenin içine bir silindir yerleştiriyoruz. Değil mi? Kürenin içine yarıçapı 9. Şurası 9. Büyüğünün yarıçapı şurası 15'miş. Şimdi şuradan şurası 9 ise 12 oldu. Buradan aşağısı da 12. Silindirin yüksekliği 24 oldu. Dik silindirin yüzey alanını soruyor. Şimdi taban yarıçapı 9 ise taban alanı pi r kareden 81 pi'dir. 2 tane olduğu için üstte de var 162 pi artı yan alanı. Yan alan neydi silindirde? Tabanın çevresi yani 2 pi r çarpı yükseklik 24. Arkadaşlar bu işlemin sonucu da Edirne çıkıyormuş. Çok uzatmayayım ben. Geçelim şuna. Şimdi burada durdurmak zorundayım çünkü dershanemiz kapanıyor arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere. Bundan sonrasını devam edeceğim bir dahaki videoda. Şimdi dostlar 6. köşe taşına kadar gelmişiz arkadaşlarım. Ben böyle sürekli durdurup durdurup çekiyorum videoyu bu arada. Çünkü sürekli sınıfa birileri giriyor falan, dersler oluyor, mersler oluyor derken anca böyle çekebiliyoruz arkadaşlarım. Başka da vakit bulamıyoruz. Şimdi burada ne diyor? O merkezli kürenin içerisine taban dairesinin merkezi O olan dik koni yerleştiriliyor. Kürenin çapı 12 olduğuna göre, şimdi kürenin çapı 12 ise yarı çapının 6 olduğunu söyleyelim. Tabii ki şurası da kürenin yarı çapı olduğu için 6. Aynı zamanda koninin de yüksekliğini bulduk arkadaşlar. Koninin hacmi nedir diye soruyor. Taban alanı 36 pi çarpı yüksekliği de 6 bölü 3 dediğimde işte mevzu bitti arkadaşlarım. 72 pi'dir diyebiliriz koninin hacmine. İkinci soruyu bakalım. Yarıçapı 5 santim olan küren içine taban çapı 8 santim olan en büyük hacimli dik koni yerleştiriliyor. Şimdi bir küremiz varmış dostlarım. Bunun yarıçapı 5 santimmiş. Taban çapı 8 santim olan. Şimdi şuraya da bir koni yerleştireceğiz dostlar. Tabanın çapı 8 santim. Şurası tabanı olsun. Çap 8 ise yarıçapı 4 olacak. Bir tane koni yerleştiriyoruz. Tabi şimdi koninin yüksekliğini de şöyle maksimum seçelim ki en büyük hacimli konimiz olsun dostlarım. İşte koni bu. Şimdi kürenin neydi? Yarıçapı 5'ti. Şurası 5 oldu. Tabii ki şurası da mecbur 5 olacak. Şuraya da 3 kaldı. Bakın 3, 4, 5 üçgeninden. Demek ki yüksekliği de 8 olan bir koniymiş dostum. Koninin hacmi taban alanı pi r kareden 16 pi. Yüksekliği 8 bölü 3 olacak. Ne yapıyor burası? 80, 48 daha 128 pi bölü 3 geldi. Taban yarıçapı 8 santim olan dik koni şeklindeki gibi bir küren içine yerleştiriliyor. Taban yarıçapı 8'miş dostlarım. Şurası 8.
Kürenin yarı çapı 10. Şimdi kürenin şöyle önce bir yüksekliğini çizelim koninin. Şimdi kürenin merkezi şuralarda bir yerde, yarı çapı 10'muş. Şuraya çizdiğinizde burası da 10. Bakın 6, 8, 10'dan koninin yüksekliğini 16 bulduk. Bize de neyi soruyor? TAB üçgeninin alanını soruyor arkadaşlarım. Koni ile falan artık işimiz yok. Bildiğiniz üçgende alan. Yüksekliği 16, tabanı da 16, bölü 2 çıktı alanımız. 256 bölü 2. O da 128 yapıyor değil mi dostlarım? Cevap Edirne'den geldi. Yarıçapı 17 santim olan kürenin içine, şimdi yarıçapı 17 olan bir küre. Yüksekliği 25 santim olan en büyük hacimli dik koni yerleştiriliyor. Şimdi şöyle bir çapımızı çizelim. Şimdi şuradan bir yerden de koninin taban dairesini çizelim arkadaşlarım. Şöyle bir koni olacak diyelim bu kerata. Şimdi kürenin yarıçapı 17 idi. Şurası 17. Yüksekliği 25 olan bir koni. 17'si buradaysa bakın şu taban çapına yüksekliğine ne kaldı geriye? 8 santim kaldı şurası da. Şimdi şurası da 17 olacaktır arkadaşlarım ve 8, 15, 17'den koninin yarı çapı 15 çıktı. Şimdi koninin hacmi taban alanı pi r kare yani 15'in karesi çarpı yüksekliği 25 zaten bölü 3. Şimdi 15'in karesi 225 yapar. 225'i de 3'e bölersek dostlarım 7 kere 3 21 çıkarttım 1 75 yapar. Şunu sadeleştirdim 75. 75 ile de 25'i çarpınca 1875 çıkıyormuş. Uzatmayalım. Cevaba bakıp işaretledim. Evet, tarama testindeyim. Yüzey alanı 16 pi olan kürenin hacmi. Yüzey alanı neydi kürede? 4 tane dairenin alanı demiştik. 4 pi re kare. 16 pi'ymiş dostlarım. 4'e böldüm, 4'e böldüm. Re kare 4, re'yi 2 bulduk. Hacmini soruyor. Hacmi de şuydu. 4 bölü 3 pi re küp. Yani 2'nin küpü 8. 32 pi bölü 3 çıktı. Cevap Bursa'dan geldi. 2'ye bakalım. Taban yarıçapı 4 silindirin içine aynı yarıçaplı 3 tenis topu yerleştirdiğinde en üstte bulunan topun üst noktası ile silindirin üst tabanı arasında 1 santimlik boşluk kalıyormuş. Şimdi dostum, şurası 1 santimmiş. Şimdi bunların da görüyorsunuz şöyle yarıçapı 4 santimmiş silindirin. Kürelerimizin de yarıçapları 4 oldu dostlarım. O halde şurası da 4. 4. Şurası komple 8. Şurası 8. Şuradan da yukarıya 1 kaldı. Yani 8, 3 tane 8, bir de 1, 25 santim çıktı bizim silindirimizin yüksekliği. Buna göre silindirin hacmi nedir? Taban alanı pi re kareden 16 pi çarpı yükseklik 25, 16 çarpı 25. 4 tane 25 100. 4 katı olduğu için de 400 pi. Cevap Edirne'den geldi. Yarıçapı 4 santim olan bir çeyrek dairenin yarıçapı etrafında, şimdi yarıçapı 4 santim olan bir çeyrek daire yarıçapı etrafında 360 derece döndürüldüğünde, hemen şöyle yarıçapına göre simetri alıyorum. Dönme hareketini de yapıyorum. Bir çeyrek küre oluşturuldu. Cismin yüzey alanı nedir diye soruyor dostlarım. Bir kere önce yarım kürenin alanı yani 4 pi r kare kürenin alanı. Yarım dediği için bu gelecek değil mi arkadaşlarım? O da 32 pi yaptı. Ama burada şunu unutmayın, bak şıklara da koymuşlar zıptırlar, ha hemen zıplayın diye. Bu değil doğru cevap. Şuradaki tabanda da bir dairemiz var. Bakın bu da yüzeye dahildir, değil mi? Bunu da unutmayın. Alanı pi re kareden 16 pi'dir. Yani ikisinin toplamıdır tüm yüzey alanı arkadaşlarım. 48 pi yapar. Cevap Ceyhan'dan gelir. Evet, karpuz. Yarıçapı 25 santim olan karpuz bıçak yardımıyla bir düzlemle kesildi. Bakın şuradaki kırmızı ara kesit oldu dostlarım. Şimdi bunun şöyle yarıçapını şurada gösterelim. Yarıçapı 25 santimmiş.
elde edilen küçük parçada oluşan dairenin alanı, şuradaki dairenin alanı yani kesitin alanı arkadaşlarım diyor. 49 pi, yani pi re karesi 49 pi'ymiş. Pi'ler gitti. R'sini 7 bulduk. Bakın burada oluşan dairenin yarıçapı 7. Şurayı bulalım hemen. 7 24 25'ten 24. Kürenin de yarıçapı 25'ti. Toplam ne geldi burası? 49 geldi. O merkezli kürenin yarıçapı 15 santimdir. Şimdi kürenin yarıçapı 15, şurası 15. Kürenin içine şekildeki gibi yüksekliği 24 olan, bak şurasıyla şurası arasındaki taban merkezleri arasındaki mesafe 24'müş. O zaman 12, 12 diyelim buna. Şuradaki silindirin yarıçapı 9 çıktı. Silindirin hacmi, taban alanı pi re kareden 81 pi çarpı yükseklik 24. 81 çarpı 24. Cevaba bakıp işaretleyeceğim. Ceyhan'mış dostlarım diyelim. Bakalım bu ne diyor. Taban dairesinin çapı 12 santim ve yüksekliği h olan bir dik koniyi içerisine alan en küçük hacimli kürenin yarıçapı 10 santimdir. Tamam. Şimdi taban dairesinin çapı, şöyle taban dairesinin çapı 12. Demek ki yarıçapı 6 olan bir koni var. Yüksekliği de h'mış bu koninin arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. H. Koniyi içerisine alan en küçük hacimli küre. Şimdi bu koniyi içine alan küre de şu olsun dostlarım. Bu kürenin yarıçapı da 10. Şimdi şurası merkezi olsun. Şurası 10. Bakın burada 6, 8, 10 çıktı. Şurası da 10 geldi. Yüksekliği soruyor. 10, 8 oldu değil mi dostlarım? Evet, tarama testi bitti. Hemen konu testine geçelim. Yüzey alanı yarıçapı 6 santim olan dairenin alanına eşit olan küre. Şimdi yarıçapı 6 santim olan dairenin alanı. Yarıçapı 6 santim olan dairenin alanı pi çarpı 6'nın karesi. Yani 36 pi'ymiş. Yüzey alanı dediğimiz şey, kürenin yüzey alanı buymuş. Yani 4 pi re kare. Bunlar gitti. 4'e böldüm. R kare 9. R'yi 3 çıkarttık. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi R küp. Yani 3'ün küpü. 3 çarpı 3 çarpı 3. Birer 3'leri götürelim. Burası 9. 4 ile çarparsam Ceyhan'ı işaretlerim. Yüksekliği h olan silindirin tabanının yarıçapı dairedir. O noktası yarım kürenin merkezidir. Silindirin yanal alanı ile yarım kürenin dışında kalan yüzeyinin alanı eşit. Şimdi yarım kürenin dışında kalan yüzey alanı, yani sadece kürenin alanı, taban alanını katmıyor dostlarım. Tam kürenin alanı 4 pi re kare ise yarım dediğimiz için 2'ye böldüm, 2 pi re kare. Eşitmiş silindirin yanal alanına. Silindirin yanal alanı tabanın çevresi 2 pi re çarpı yükseklikti dostlarım. Bakın 2 pi 2 pi. 1 re 1 re gitti. H re'ye eşit çıktı dostlarım. H'ın R'ye oranı direkt 1 çıkar tabii ki bu durumda eşit oldukları için. Küre şeklindeki yarım kavulun çapı 10 santimdir. Tamam, çapı, yarı çapı pardon 10. Kavulun 2 santim kalınlığındaki kabuğunun hacminin, kabuğunun hacmi 2 santim. Şuradaki kavulun yarı çapı da 10 sa şuraya mı 8 kalıyor acaba, neyse. Kalan kavunun hacmine oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şurası 8. Tamam, şimdi kabuğunun hacmini bulalım. Kabuğunun alanı, bakın şuradaki kalınlığın alanıdır değil mi? O tam dairenin alanından pi re kare, yarıçapı 10 olduğu için tam dairenin alanı 100 pi. Eksi ortadaki daireyi çıkartacağım. Yarıçapımız 8 bu ortadaki dairenin yarıçapı. Pi re kareden 64 pi'yi çıkarttığımda halkanın alanını buldum. 36 pi. Bu, bir saniye ya. Kavunun yarıçapı 10 santim, kavunun 2 santim kaldı. Kabuğunun hacminin, kabuk soyulduktan sonra kalan kavunun hacmine oranı nedir diye soruyor. Bu küre lan. Silindir gibi ne davranıyoruz biz buna şimdi? Küre bu. Tamam. Şimdi o zaman kürenin hacmi. Kabuğu soyulduktan sonra yarıçapımız 8 santim kalıyor arkadaşlarım. Yarıçapı 8 santim olan kürenin hacmini bulacağız biz şimdi. O zaman 4 bölü 3 pi
Reküp yani 8'in küpü. Bu soyulduktan sonra bir de bölü 2'si var. Hadi onu da yazalım ya. Yarım kavun olduğu için bölü 2. Bu soyulduktan sonra işte yazamadım neyse. Bir de kabuklu olan hacmini hesaplayalım. Kabuğun hacmini hesaplayacağız şimdi. Kabuğun hacmi de şurası yok artık. 4 bölü 3 pi re küp yani onun küpü. Tabii yarısı olacak bunun. Eksi içindeki şunu çıkartacağız değil mi dostlarım? İçindeki kabuğunun hacmini çıkartacaksınız. 1 bölü 2, 4 bölü 3 pi 8'in küpünü çıkarınca işte geriye kalan kısım kabuğun hacmi olacak arkadaşlar. Bu kabuk. Şurası kabuk. Burası da içi boş. O zaman bu bölü bunu soruyor bize. Yani şimdi şu üst tarafı bir düzenleyelim. 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi. Parantezine alırsak onun küpü eksi 8'in küpü. Bölü. Şurayı da 1 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı pi çarpı 8'in küpü diye yazdım. Aha bunlar gitti. Burası da bu çıktı işte arkadaşlarım. Artık ne çıkıyorsa bu işlemi yapacağız dostlar. Uzatmayacağım ben. Cevaba bakıp hatta bakmayacağım da neyse bakalım ya. 3 neymiş? Edirne'ymiş dostlarım 3. Tamam. İşaretledik geçtik. Şuna bakalım. Yarıçapları eşit küre. Silindir ve konenin hacimleri sırasıyla V1, V2, V3'tür. Kürenin çapı silindirin ve konenin yüksekliğine eşittir. Bir daha buraya bakalım. Kürenin çapı yani 2R silindir ve konenin yüksekliğine eşitmiş. Demek ki bunun da şöyle yükseklikleri ikişer R'ymiş. Tamam. Bununla göre hacimlerini sıralayın diyor. Şimdi V1 4 bölü 3 pi R küp. Bunun hacmi taban alanı pi R kare çarpı yükseklik 2R. Bunun hacmi taban alanı pi R kare çarpı yükseklik 2R bölü 3. Bu da bunun hacmi dostlarım. Şimdi hangisi? Bir kere V2 hani bu 4 bölü 3 pi re küpe şuradaki pi re küpe biz A desek bu ne oldu? 4A bölü 3. Şurası pi re küp 2 ile çarpmış 2A. Burası pi re küp 2 bölü 3 ile çarpmış 2A bölü 3. Evet, hangisi daha büyüktür, hangisi daha küçüktür sorusunun cevabı A'ya isterseniz 3 deyin arkadaşlarım. Bakın 3'ler gidiyor, 4 geliyor. 6 oluyor. 3'ler gidiyor, 2 geliyor. En büyüğü silindir. Yani V2 en büyük olacak. Şu değil, şu değil, şu değil. V2'den sonra küre. V1 ortanca olacak. V1 ortada. Cevap Edirne'ymiş. Paketledik gitti. AB çaplı dairenin alanı 9 pi. Tamam, bu dairenin alanı 9 pi. Yani pi re kare 9 pi'ye eşitmiş. R 3. Demek ki şu AB dairesinin yani kürenin de yarıçapı 3'müş. Kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp. Yani 3'ün küpü gitti gitti karesi kaldı. 9 kere 4'te 36 pi çıktı. Taban yarıçap 6 santim olan koninin 6 burası. Tabii ki şurası da 6. 14'müş. Demek ki şuradan aşağı inen 8. 6 8'den ana doğruyu da bulalım. Oluşan cismin yüzey alanı. Önce yarım kürenin yüzey alanını bir hesaplayalım. 4 pi r kare tüm kürenin alanı bölü 2 dediğimizde 72 pi. Şimdi bu bunun alanı. Bir de koninin yan alanını hesaplayacağız dostlarım. Koninin yan alanı pirildi. Pi çarpı r'miz 6, l 10. Ana doğru 10. 60 pi de buradan geliyor. Şu ortadaki daireyi hesaplamıyorum çünkü görünmeyen bir kısım değil mi? İkisinin birleşimi kapalı bir kısım orası. Biz dış yüzeyi hesaplıyoruz. 72 artı 60 pi oldu o zaman arkadaşlarım. 0, 2, 13 oldu. 132 pi. Evet, bu da tamam. 7 numara. O merkezli kürenin yarıçapı 13. Bak, bunun yarıçapı 13 ise şuradaki dairenin arakestin yarıçapı 5. 13 olduğu için buradaki arakestin yarıçapı 12.
Dairelerin alanları oranını soruyor bize dosturum. Bak şu dairenin alanı pi re kareden 25 pi. Bu da 12'nin karesi 144 pi. 25 bölü 144. Denizli'den geldi cevap. Bir yarım dairenin içinde bir kenarı olan dikdörtgen kesirip kalan parça AB etrafında 45 derece döndürülüyor. Şimdi önce bunu bir 360 derece döndürüp bir sonucu bulalım arkadaşlarım. Bakın simetrisini alıyorduk AB'ye göre. Simetrisini aldım. Şurada bir silindir çıkıyor. Görüyorsunuz. Bir küre içi silindir olacak dostlarım. Yarıçapı 10 santimmiş bu kürenin. Şurası 10. O zaman burası 6 ve 6 silindirin yüksekliği bulundu. Şimdi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi 10'un küpü 1000. Eksi silindirin hacmi taban alanı pi re kareden 64 pi çarpı yüksekliği 12. İşte bu nedir dostlarım? 360 derece döndüğünde ama 45 derece döndür diyor. 45, 360'ın 8'de biri. O zaman 8'e böleceksiniz bunu dostlarım. Hadi 8'e bölelim. Şu yukarıyı 8 parantezine alırsam bakın şurada 8 kalır. 1000'i 8'e böldüğümüzde de 125 kaldı. Demek ki bu işte cevap dostlarım. Artık ne çıkıyorsa ya beni uğraştırmayın kardeşlerim. Siz şu işlemleri yaparsınız. 8 neymiş? Adana. Evet, geçiyor. Taban yarıçapı 25 santim olan bir yarım küre. Şimdi taban yarıçapı 25 yarım küre. Merkezinden 15 ve 10 20 santim bir radyüzlemi kesilip aradaki parça çıkarılıyor. Buna göre elde edilen parçanın dairesel kesit alanlarının toplamı nedir diye soruyor. Şimdi şurası 25. Şu bir kere şuradaki dairemiz, şurada oluşan daire 15 santim yükseklikten kesilmiş. Peki 15, 20, 25 değil mi? Bakın bunun yarıçapı 20. O zaman bunun alanı pi re kareden 20'nin karesi 400 pi. Şimdi peki şu da şuradaki dairemizde kaç santim uzaklıktaydı? 20 santim uzaklıktan kesiliyor. Şurası 20. Yine burası 25 olduğu için şurası da 15. Bunun da yarıçapı 15 çıktı. Bunun alanı da pi re kareden 225 pi. Toplamlarını soruyor. 625 pi'dir dedik sorumuzun cevabı. Evet, 10. soru. Taban çapı 16 santim olan dik koni. Şimdi koninin çapı 16 ise yarı çapı 8. Kürenin yüzey alanı yani 4 pi re karesi 400 pi'ymiş. Pi'ler ve 4'ler giderse 100 kaldı. R'si 10'muş yani kürenin. Şuradan aşağı indirelim de şu yüksekliği. Şurası 10. Peki o zaman burası da 10. Şuraya 6 kaldı. Koninin yüksekliği bakın 16 çıktı dostlarım. Cevap Ceyhan. Taban yarıçapı 10 santim ve yüksekliği 20 santim olan bir dik dairesel silindirin içine. Şimdi taban yarıçapı 10, yüksekliği 20. Yarıçapı 6 olan, şurası 6, tabii ki şurası da 6 olan küre vardır ve tamamen su dolu içinden küre çıkarıldığında su seviyesi kaç santim azalır diye bir soru sormuş bize. Kürenin hacmi kadar su azalacak dostlarım. Şimdi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi re küp yani 6'nın küpü 6 çarpı 6 çarpı 6. Böldüm 2. 36, 4 ile çarptım 144, 2 ile çarptım 288 pi. Küreyi çıkarttığımda şurada azalan hacim 288 pi'lik bir hacim aşağıya düşecek arkadaşlarım. Bana da ne kadar yükseklik azalır diye soruyor, değil mi? Yüksekliği ne olur diye soruyor. Şuradaki silindirin hacmini bulup 288'e eşiteceğiz. Şimdi silindirin hacmi, şuradaki silindirin hacmi. Taban alanı pi re kareden 100 pi çarpı yükseklik x eşittir 288 pi'ye. Pi'ler gitsin. X eşittir 288 bölü 100. 2 virgül geriye kaydırdım. 2,88 çıktı. Şekilde görülen O merkezli küre diliminin hacmi 9 bilmem ne santimdir.
AOB 45 yukarıda verilenlere göre kürenin yüzey alanı kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi küre diliminin mikrofon niye kayıyorsun ya? Küre diliminin hacmini hemen söyleyelim arkadaşlarım. Şu formülle bulunuyor küre diliminin hacmi. Pi çarpı r küp çarpı şu yüzeyde düzlemde yaptığı açı 45 dereceymiş bölü 270 olarak buluyoruz dostlarım. Dostlar bundan sınavda soru moru gelmez bu arada söyleyeyim. Bize de bunu ne vermiş bu? 9 kök 2 pi vermiş. Hemen şu pileri silelim. Başka ne yapalım? Buradan bir düzenleme yapalım. 45'e 5'e bölelim ya da 45'i 9'a bölelim. Burada 5 kalsın. 5'e bölelim, 5'e bölelim. 270'e hemen şurada kenarda 5'e bir böleyim. 5 kere 5 25, 20, 54 geliyor. 54 geldi burası. Yani r küp bölü 54 eşittir kök 2. R küp eşittir 54 kök 2 çıktı. Bize neyi soruyor? Kürenin yüzey alanı nedir diye soruyor, değil mi? 4 pi r kareyi soruyor bize de dostlarım. Şimdi şuradan r küpü biliyoruz. R kareyi bulmaya çalışalım. Hemen şöyle bir nasıl yapalım? Şimdi r küpü bulduk. Heh, getirip şurada yerine yazacaktık. Yine bu arada videoyu durdurmak zorunda kaldım arkadaşlarım. R kareyi yerine yazacağız. Tabii şimdi önce buradan r'yi bir bulalım biz. R eşittir. Küp kökünü alıyorum her iki tarafın. Küp kök içinde 54 kök 2. Bakın 54'ü de şöyle yazalım. 27 çarpı 2 diye yazalım. Hatta 2'yi de kök 2 çarpı kök 2 yazarsam 2 olur, değil mi burası? Bir de kök 2 kendiliğinden var. Bakın bu küp kök içinde bunlar. Peki 27 neyin küpüdür? 3'ün. Kök 2'nin küpü geldi. O da kök 2 diye çıktı dışarıya. İşte yarıçapı bulduk. 3 kök 2. Şimdi r kare yerine ne yazacağız biz? 3 kök 2'nin karesini yazacağız. Yani 18. 4 çarpı 18'den de 72 pi geldi arkadaşlarım. Ama küre dilimi sınavda sorulmayacak. Müfredatta yoktur. Haberiniz olsun. Evet, bunu da böylelikle bitirmiş olduk. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.